kanlı komünist liderler din, devlet ve aileyi reddederler. Merhaba değerli izleyenlerimiz. Gizli Tehlike'de yeniden karşınızdayız. Hatırlarsanız önceki bölümlerimizde komünizmin felsefesini, komünist ve terörist uygulamaların acımasız ve vahşet dolu tarihini anlatmıştık. Gizli Tehlike'de komünizmin gerçek yüzünü, PKK'nın ideolojisini, fikrini detay detay ortaya çıkarıyoruz. Çünkü ülkemizde yıllardır devam eden PKK terörünü kökünden bitirebilecek etkin mücadele için her şeyden önce PKK'nın ideolojisinin doğru teşhis edilerek ortaya konulması gerekiyor. PKK terör örgütünün ve diğer komünist terör örgütlerinin yaptığı vahşi eylemlere yönelten fikrin, inancın ne olduğu tespit edilmeden de çözüme yönelik karşı mücadele yürütülmesi mümkün olmaz. Bu nedenle bu haftada PKK'nın fikri dayanağı olan komünizm felsefesinin, dolayısıyla PKK'nın dine, devlete ve aileye bakış açısını inceleyeceğiz inşallah. Komünist liderler ve onların yetiştirdikleri teröristler, din, devlet ve aileyi reddederler. Onların kafalarında içinde yaşadıkları devlete karşı sadakat yoktur. Sadece ideallerinde kurmayı planladıkları komünist devlete bağlılık vardır. Onlar ancak komünist bir devlete karşı vefalı ve sadık olurlar. Komünist liderlerin ve teröristlerin ne din ne de aile kavramı yoktur. Çünkü bütün manevi değerleri ellerinden alınıp yerine Darwinist, materyalist, komünist zihniyet konmuştur. Komünizm, Darwinizmi temel aldığı için Darwinist ideolojinin insanlara ve toplumlara getirdiği tüm kirli ahlak özelliklerini de taşır. Komünizm, dehşet ve vahşetin temelini Darwinizmden aldığı gibi dini, devleti ve aileyi kötü görmenin temelini de yine Darwinizmden alır. Tesadüfleri sahte ilah edinen ve Allah'ı tenzih ederim, açıkça Allah'ın yüce varlığını, onun yaratışını inkar eden evrim teorisi, komünizmin kurucusu Marx'ın deyimiyle komünizmin doğal tarih temelidir. Dolayısıyla her iki ideoloji de aynı amaca hizmet eder. Tesadüflerin yaratıcı bir gücü olduğuna inanan bir Darwinistin Allah'a iman etmesi elbette mümkün değildir. Komünistler bu sapkın inançlar bütününü alır ve hiç çekinmeden uygularlar. Komünist liderler Darwinist ideolojinin tüm acımasızlığını tam anlamıyla üzerlerinde taşırlar. Dindar olmayı, aileye ve devlete bağlılığı çok büyük bir tehlike olarak görürler ve yetiştirdikleri bir teröristin önce bu inançlarını yıkmasını isterler. Bunun için de her türlü Darwinist, materyalist eğitim vererek gerilla ve teröristleri yetiştirirler. Sonuçta Allah'a inanmayan, karşısındakini insan değil de hayvan olarak gören ve gözünü bile kırpmadan insan öldürebilen bireyler ortaya çıkar. Komünizmin dine karşı gözü dönmüş bir düşmanlığı olduğu tartışılmaz bir gerçek ve komünist ideoloji, komünizmi yaygınlaştırdığı tüm bölgelerde dinsizliği de yaygınlaştırmaya çalışır. Komünist sistemlerin liderleri olan Marx, Engels, Lenin, Stalin, Troçki, Mao veya bir başka komünistin yazılarını incelediğimizde din düşmanı olduklarını açıkça görürüz. Ayrıca komünizmin nasıl dinsiz ve maneviyattan uzak bir ortam meydana getirmeyi hedeflediğini de yine komünizmin kanlı liderlerinin din ahlakına ve dini değerlere karşı olduklarını gösteren, komünist olmanın ateist olmayı gerektirdiğini belirttikleri sözlerinden anlayabiliriz. Mesela bir ateist olan Karl Marx, dini fakir halkın afyonu olarak tanımlamıştı. Kendince dinin haşa fakir halk kesimlerini uyutmak için yönetici sınıf tarafından oluşturulan bir kültür olduğunu iddia etmişti. Komünizme ulaşabilmek için de dini ve manevi inançların ortadan kaldırılabilmesi yönünde savaş verilmesi gerektiğini savunmuştu. Marx'ın dine karşı olduğunu belirttiği birkaç sözünü de aktaralım isterseniz. Şimdi okuyacağımız tüm bu sözlerden dolayı Allah'ı ve dini tenzih ederiz. Karl Marx, İnsanların mutluluğunun ilk koşulu dinin ortadan kaldırılmasıdır. Komünizm baki gerçekleri lağveder. Tüm dinleri ve ahlaki kuralları ortadan kaldırır. Sadece Marx değil, 20. yüzyılın tüm kanlı komünist liderleri ateisttir, dinsizdir. Allah'a, Allah'ın hak dinlerine, kutsal kitaplarına ve din ahlakına karşıdırlar. Dolayısıyla bu liderler toplumlarını hep dinsizliğe sürüklemişlerdir. Marx'ın sıkı bir takipçisi olan ve din bir çeşit manevi baskıdır diyen komünist diktatör Lenin'in sözleriyle devam edelim. Lenin, Tanrı'ya inanmak, cahil ataların kültürlerinden kalma bir kalıntıdır. Dine karşı gerçekçi bir ideolojik mücadele başlatmak görevimiz olmalıdır.
ateist olmak her komünist için bir kuraldır. Bir vatandaşın dininin resmi dokümanlarda bahsi bile ortadan kaldırılmalıdır. Marksizm materyalizmdir. Bu nedenle de dine acımasızca düşmandır. Her nevi dinin köklerini dünya üzerinden kazımak da baş gayelerimizden biridir. Komünizm nizamının en büyük düşmanı Allah'tır. Allah'a olan imanı çürütmek için bütün kuvvetimizle çalışmalıyız. 30 yıl süren iktidarı boyunca komünizmin ne denli acımasız bir sistem olduğunu dünyaya adeta ispatlayan, dünyanın en kanlı diktatörü sayılan Joseph Stalin, 2. Dünya Savaşı sırasında Churchill'in "Tanrı bizimle" sözüne cevaben "Şeytan bizimle ve beraber kazanacağız" demişti. Stalin, din karşıtı propaganda yapmanın komünizmin bir gereği olduğunu da şu şekilde belirtmişti. Biz dine karşı propaganda yapıyoruz ve propaganda yapmakta devam edeceğiz. Parti dine karşı tarafsız kalamaz. Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktadır. Komünizm, Allah'a, Allah'ın hak dinlerine ve kutsal kitaplarına, din ahlakına karşı işte böylesine sapkın bir bakış açısı olan büyük bir tehlikedir. PKK'ya gelirsek, PKK'nın Zerdüşt inanca sahip olduğunu düşünen belirli bir kesimin büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu hemen belirtmeliyim. Bildiğiniz gibi Zerdüştlük, İslamiyet'ten önce İran'da kurulmuş batıl bir inanç şekli. PKK'nın bu inanışla gerçekte hiçbir alakası yok. Çünkü din karşıtı komünist ideolojiyi benimsemiş bir terör örgütü olan PKK, ateist, dinsiz bir yapılanmadır. Her zaman söylediğimiz gibi, Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin arkasında Marksist, Leninist, komünist ideoloji vardır. PKK, Darwinizmi kendisine temel aldığı için hayatın tesadüfen oluştuğu yalanına inanır. Dinin de haşa tarihsel süreç içerisinde evrimle ortaya çıktığını, bu nedenle ilk çağlarda insanların hiçbir dini inancı olmadığını iddia eder. Oysa dinlerin evrimi diye bir süreç asla yaşanmamıştır. Hak din, ilk insanın var olduğu günden beri vardır. PKK'nın ve komünistlerin bu söylemlerinin aksine tüm bilimsel delillerin de ortaya koyduğu gibi insan hep insan olarak var olmuş, hayvansal bir süreçten geçmemiştir. İnsanlığın ilk var olduğu günden itibaren insanlar vicdan sahibidir, manevi ve ahlaki değerlere sahip çıkan bir fıtrattadırlar. PKK'nın din ahlakına bakış açısı da Leninist, Stalinist, Marksist, komünist liderlerle birebir aynıdır. PKK, Allah'a, dinlere, kutsal kitaplara, din ahlakına şiddetle karşıdır. Her türlü dini inancın ve değerin yok edilmesi için mücadele eder. Teröristlerin "Allah'ı ve dinimizi tenzih ederim, dinimizle, namazla nasıl alay ettiklerini gösteren videoları çok defa sizler de izlemişsinizdir. Bu video onların manevi değerlerini nasıl kaybettiklerini açıkça gösteriyor. Bu nedenle bu videoyu izleyelim şimdi. En büyük ideali Türk topraklarını bölüp büyük bir komünist Kürdistan devleti kurmak isteyen Abdullah Öcalan, "İslam bizim için birinci tehdit" diyerek bu konuda görüşünü açıkça ortaya koymuştur. Zaten bu durumu Öcalan'ın kitaplarında da tüm açıklığıyla bulabiliriz. Terörist başının izahlarına baktığımızda dine karşı ne denli kindar bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Öcalan kitaplarında "Allah'ı, dini değerleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tenzih ederim, haşa kendini bir ilah, namazı bir tiyatro, ahireti bir fantezi, kutsal kavramları dönemin siyasi literatürü olarak değerlendirmiştir." Şimdi Öcalan'ın kitaplarında yer alan bu ifadelerden hazırladığımız kısa filmi izleyelim. Sonra devam edeceğiz inşallah. Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı'yla savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Tanrı'yı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur. Bizim dinle ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda Tanrı'dan koptum.
Öyle sevgili kulun cennete girmesi gibi kavramlar işin fantezi kısmıdır, edebi kısmıdır. Tek tanrılı din ideolojileri baştan sona siyaset ideolojileridir. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi literatürüdür. Şiddet yanlısı komünizm, dine ve manevi değerlere düşman olduğu gibi devletin varlığına da inanmaz. Komünizm devlete ve devlete ait tüm kurumlara karşıdır. Komünist düşünce kendi ürettiği bir ezilen halklar kavramını kullanır ve kendini burjuvazi tarafından ezilmekte olan halkların sözde kurtarıcısı gibi gösterir. Oysa onlar için geçerli ve önemli olan sadece kendi ideolojilerini halka zor ve baskı ile yaşatacak bir düzenin kurulmasıdır. Bu düşüncelerini devlet iradesini şiddet yöntemiyle nasıl yıkacaklarını gösteren propaganda posterlerinde sık sık kullanırlar. Komünistlere göre devlet yalnızca geçici olarak var olmalı, ardından devletin tüm kaynakları komünist sisteme ait olmalıdır. Zaten tüm dünya hakimiyetini esas alan komünizmde sınırların ortadan kalkması ve dolayısıyla devletlerin ortadan kalkması esastır. Bir ülke tanımlaması yapılacaksa komünizmin hedefi komünist bir dünya devletidir diyebiliriz. Komünist liderlerin bu konudaki sözleri de oldukça net. Lenin'in devletin gereksiz ve zararlı bir yapı olduğunu iddia ettiği bu açıklamalarından birkaçını hatırlatmak istiyorum. Devlet, bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenliğini sürdürmesinin bir makinesidir. Öyleyse biz bu makineyi, devleti, sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz. Biz, devletin genel eşitlik demek olduğu yolundaki bütün o eski önyargıları reddedeceğiz. Çünkü bu bir göz boyamacıdır. Sömürü olduğu sürece eşitlik olamaz. O zaman devlet de olmayacak, sömürü de. Bizim Komünist Partisi'nin görüşü budur. Komünizmin gelişebilmesi ve devrim girişimi için kargaşa ve çatışma zemini oluşturmaya ihtiyacı vardır. Bunun için öncelikle devleti yıpratmaya ve varlığını ortadan kaldırmaya yönelik karşı bir hareket, bir kalkışma başlatılır. Kullanılan çeşitli propaganda yöntemleriyle toplumda devlete karşı isyan atmosferi yani anarşi oluşturulur. Silahlı mücadele yürütülür. Böylelikle komünizmin atak yapması için zemin uygun hale getirilir. Günümüze dönüp PKK'ya baktığımızda Kürt milliyetçiliğini çıkarları doğrultusunda kullanan gerek fikri yapısı gerekse pratik uygulamalarıyla karşımıza saf komünist bir hareket çıkar. Bu durumu Öcalan şöyle ifade etmiştir. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. PKK için Kürt kardeşlerimizin milli ve manevi değerlerinde bir anlamı yoktur. Amaç, Kürtlere sözde hak sağlamak değil, geçmişte yaşanmış bazı acıları kullanarak ideolojilerini hayata geçirebilecekleri ortam meydana getirmektir. Çünkü komünist zihniyette devlet, millet, vatan gibi kavramlar yoktur. Sadece halklar kavramı vardır. Komünist zihniyet, devletleri ortadan kaldırmayı, bunun yerine halkların oluşturduğu komünist sistemleri meydana getirmeyi amaçlar. Bu sebeple her şey Kürt milleti için açıklamaları yalnızca göz boyamadır. PKK, Kürtlerin haklarını savunan bir hareket değildir. Sadece ve tam anlamıyla komünist bir terör hareketidir. Çin, Kamboçya, Kuzey Kore gibi komünist ülkelere baktığımızda hep aynı yöntemlerin uygulandığını görüyoruz. 20. yüzyılda dünyaya felaket getiren, insanları mahveden, ortalığı kan gölüne çeviren komünist kalkışma, ülkemizin güneydoğusunda da PKK terörü olarak kendini göstermiştir. Komünizm ve terör iç içedir. Acımasızlık, zalimlik, kan dökme, bombalama ve gasp, komünist dünya devleti kurma yolunda vazgeçilmez uygulamalardandır. Yine aynı şekilde aile, bir komünist için asla değerli görülmeyen, hatta var olmaması gereken bir kavramdır. Komünist liderlerin tümü aileye karşı olmuşlardır. Ailevi ilişkiler komünistler tarafından feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Geniş bir topluluğun yerine küçük bir çekirdek birliğin tesis edilmesidir. Aile kavramı devreye girdiğinde komünistler kişinin değerlerini yitirdiğini, hizmet ettiği geniş topluluğu bırakarak çekirdek ailenin çıkarlarını kolladığını iddia ederler.
Bu nedenle komünizme göre Engels'in yazılarında belirttiği gibi aile kurumu tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Komünizmde aile kavramı şu sözlerle reddedilir. Hangi nedenden dolayı olursa olsun evlilik yapan, aile kuran ya da ailenin bir parçası olan devrimci unsurlar, nedenleri ne olursa olsun büyük bir tutarsızlık içerisindedirler. Mesela Pol Pot, aile kavramını komünist hedefler önünde bir engel olarak gördüğünden ilk görev olarak aileleri birbirinden ayırmıştı. İnsanları komünler şeklinde yaşamaya zorlayarak ayrı bireylerini birbirinden uzaklaştırmış ve aile kavramını ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Bu uygulamanın aynısını Stalin de Rusya'da yapmıştı. Köylülerin ellerinden önce toprakları almış, sonra geri verilen küçük alanlar özellikle dağınık ve birbirinden çok uzak yerlerden seçilmişti. Bunun sonucu olarak bir aile çok küçük parçalardan oluşan tarlalarını sürebilmek için ayrı yerlerde yaşamak zorunda kalmıştı. Komünist Parti'nin birçok toplantısında ise aile bağları ve aile kavramları yaşadığı sürece devrim güçsüz kalacaktır şeklinde açıklamalar yapılmış ve bu yönde telkinler verilmişti. Öcalan da dahil olmak üzere komünizmin kanlı liderlerinin tümü aile yapılanmasına karşıdırlar. Ve bu kurumları yıkmak için çaba harcarlar. Mesela Öcalan, ailenin ortadan kaldırılması gereken bir kurum olduğunu anlattığı İmralı Mahkemesi'ne verdiği 81 sayfalık savunmasında çocukluk yıllarını şöyle anlatmıştı. Tepkim feodal aile bağlarınaydı. Denebilir ki ilk isyanım bir çocuğun beklentilerine cevap vermekten çok uzak aile ve köy yapısına karşı gelişti. Erken yaşlarda aile ile önemli bir kavgayla koptum. Abdullah Öcalan aile kurumuna karşı olduğunu kitaplarında da kapsamlı olarak anlatmıştı. Tüm PKK mensupları da bu görüşler benimsetilerek yetiştirilir. Öcalan kitabında aile kavramını şu şekilde reddeder. Aynı biçimde tüm Batı Avrupa'da bu alanda derin bir bunalım içinde bulunmaktadır. Aile kurumu adeta başlarına bela olmuş gibidir. Aile bizi en çok zorlayan bir kurumdur. Aileyi dokunulmaz, hep saygı gösterilmesi gereken bir kurum olarak görmek yerine sömürgecilikle yakın bağlar içinde ve onun ideolojik politikasının ülke içindeki sağlam dayanağı ve yine insanlarımızı çaresiz kılan, geleceğinden yoksun bırakan, sorumsuzluğu en çok yaşayan ve mutlaka devrimci bir eleştiriyle birlikte devrimci sürece tabi tutulması gereken bir kurumdur. Ulusal kurtuluş sürecimizde aile engelini her yönüyle görmek gerekir. Bu önünde sivriltilen, Ağrı Dağı gibi yükseltilmek istenen bir engeldir. Aile müthiş köleleştirici, insanı kendi başına yok oluşa götürecek bir ilişkidir. Bugün Kürdistan'ın her köyünde ve kentindeki kopuşmuş aile ilişkilerini kabul etmiyor ve bunlardan ürküyoruz. İçindeki bireylere, kadın erkek ve çocuklar, kaostan başka hiçbir şey yaşatmadığı halde aile, yine de bireylerin beyinlerini en çok meşgul eden kurum olmaktadır. Birçok arkadaş, düşüncelerinin ana merkezini ailecilik işgal ettiği için iflah olamamaktadır. Bütün bunlar dikkate alındığında, ailecilikle mücadele ve onun çözümlenmesi, bizde sömürgeciliğin çözümlenmesine eşdeğer bir önem göstermektedir. En az sömürgeciliğin çelişkilerini bulup ortaya çıkarmak ve onunla mücadele etmek kadar bu kurumu da ortaya koymak, üzerinde düşünce geliştirmek ve onunla mücadele etmek gerekir. Bizim aileden akıl öğrenecek durumumuz yok. Aileden siyaset öğrenilmez. Oyuna getirilmiş bir kurumun şefi durumundaki babalarımız birer zavallıdır. Anaların durumuysa daha da vahimdir. Öcalan'ın dine, devlete ve aileye karşı çıkan tüm ifadeleri PKK terör örgütünün komünist bir yapılanma olduğunu teyit eder nitelikte, değil mi? Evet, gerçekten de öyle. Dolayısıyla buradan bir komünist için ne devletin yasalarının, ne güzel ahlak çağrılarının, ne de ailesinin etkili olmayacağını anlıyoruz. Bir terörist, ailenin yanına dön, annenin sıcak çorbasını iç gibi duygusal yaklaşımlardan hiçbir zaman etkilenmez. Çünkü komünist aile kavramına, aile bağlarına inanmaz, aileye değer vermez. Komünist zihniyete sahip teröristleri vicdana, güzel ahlaka, aileye, merhamete, sevgiye ve bağışlayıcı olmaya çağırmak veya onları yaptıklarından dolayı kınamak da sonuç getirmeyecek bomboş bir çabadır.
Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. PKK teröristleri bazılarının öne sürdüğü gibi ekonomik sebeplerden dolayı onları istihdam edecek fabrikalar olmadığı veya sosyal tesisler olmadığı için ya da sıcak çorba içemedikleri, evlenemedikleri için dağa çıkmış değiller. Bir insanın kan dökücü olmaya azmederek dağa çıkması ancak bir inanç ve amaç uğruna mümkün olur. PKK Güneydoğu'da yıllarca yoğun bir materyalist ve komünist propaganda yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor. İkna ve telkin metodunu uyguluyor. Sahte bir teoriyi, sahte bir bilimi ve felsefeyi kullanıyor. Bir yandan da dağa çıkan gençlere siyasi politik eğitim veriyor. Birer ateist, Marksist, komünist haline getirdiği gençleri pratik uygulama için dağ kadrosuna alıyor ve silahlı eğitime tabi tutuyor. Yoksa hiçbir genç durduk yere terörist olmaz, dağa çıkmaz, eli kanlı bir katil olmaz, olamaz. Ancak aldığı eğitim sonucunda bu sapkın komünist ideolojiyi benimser ve o ideolojinin gereğini yapmaya başlar. Karşımızda komünist bir örgüt var ve buna karşılık antikomünist, felsefi, ilmi ve bilimsel mücadele yürütülmesi şart. Sonuç verecek olan budur inşallah. PKK'nın ateist propagandasına karşı gençlerimize iman hakikatleriyle Allah'ın varlığı, birliği anlatılmalı, dini ve ahlaki değerler öğretilmelidir. Dağda verilen eğitime karşılık gençlerimiz mutlaka politik, siyasi eğitimden geçirilmelidir. Vatan millet sevgisi pekiştirmelidir. Özellikle gençlerimizin Darwinizm ve materyalizme karşı komünist tehlikeyi çok iyi bilen, komünizme nasıl cevap verileceğini bilen, PKK'nın Stalinist teorisini yerle bir edecek donanıma sahip, bölünmeye karşı kararlı ve her türlü bilgiyle teşhis edilmiş siyasi, politik, kültürü yüksek bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekir inşallah. İlerleyen bölümlerimizde Darwinist ve komünist fikir sistemine karşı verilmesi gereken bu mücadelenin detaylarını anlatmaya devam edeceğiz. Ve gençlerimizin nasıl eğitilmesi gerektiğini detaylı olarak ele alacağız inşallah. Ancak bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.